Evet, merhabalar. T24yayınımızda bugün Levent Gültekin'i ağırlıyorum. Ne oluyor da? Ne oluyor diye konuşacağız. Levent Gültekin, hoş Hoş geldiniz. bulduk yayına. Gerçi çok şey oluyor ama bir de sizin açınızla değerlendirelim istedik. Şimdi bu 8 Mart Kadınlar Yürüyüşü'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı ezanı ıslıkladılar, ıslıkla protesto ettiler meselesi orada kalır mı diye herkes sordu. Hatta AK Parti'nin yandaş gazetecileri diyelim, işte bu tabanda pek tutmadı, hani belki bu meseleyi kapatır falan demişlerdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek kapatmaya niyeti yok gibi. Çünkü Ankara'da dün yaptığı mitingde yeniden tekrarladı sözlerini ve ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermenizi bekliyorum dedi. Yani bu ezan meselesini kapatmayacağı anlaşılıyor ve seçime hızla ilerlenirken ana konunun da bu olacağı görülüyor. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın elinde dinden başka hiçbir şey yok. Toplumu hem topluma satabileceği hem de toplumu kutuplaştırabileceği elindeki tek malzeme. İyi bir şey söyleyemediği için topluma umut verecek, toplumu geliştirecek, Türkiye'yi ilerletecek, Türkiye'yi kalkındıracak, ekonomik olarak, kültürel olarak daha iyi bir yere taşıyacak politikası olmadığı için din üzerinden gidiyor. Ezan meselesinde şöyle birkaç şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Bir tanesi kestirip atayım, yalan. Yani bu tamamen kabataş benzeri iftiranın bir başkası. Niye? Çünkü oraya toplanan binlerce kadının hepsini din düşmanı, ezan düşmanı olarak algılamak hastalıklı bir ruh halinin ürünüdür. Orada tertemiz insanlar var, kadınlar var. Muhtemeldir ki başörtüler de vardı, evinde namazını kılan var. Türkiye'de ezan düşmanlığı diye bir şey yok. Hiç kimse inansın inanmasın, ateist olsun, başka bir dinden olsun, başka bir kültürden olsun. Cumhuriyet tarihinde böyle ezana karşı, yani şey anlamda söylüyorum, bir düşmanlık algılanabilecek bir eylem olmamıştır bugüne kadar. Ama orada şunu söylememiz lazım aslında. Savunma psikolojisinden çıkmamız lazım. Tayyip Erdoğan çok tehlikeli bir şekilde hepimizi bir yere doğru sürüklüyor. Savunma psikolojisiyle. Sanki ezan protesto edilemezmiş gibi. Asıl sorun orada. Şimdi protesto yok. Bunu bir tarafa koyalım. Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bir ezan düşmanlığı da yok. Yok. Koyduk. Çünkü muhtemeldir ki orada zaten kadınların polise karşı bir protestosu var. O anda ezan okunmaya başlıyor. Tayyip Erdoğan'ın birçok mitinginde susmadığı gibi onlar da susmuyorlar. Nasıl ki Tayyip Erdoğan başka mitinglerinde, kendi konuşmalarında ezan okunurken susmama hakkını kullanıyorsa, kadınların da orada protestosunu susturmama hakkı Ya var. çok araya gireyim. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bir cenaze vardı. Benim de katıldığım genişçe kalabalık bir cenaze. O sırada seçim propaganda Her arabası geçiyordu, yerde. AKP'ninki. Hayır, Ve şimdi sus. orada belli ki Tabii. cenaze kaldırılıyor, cenaze namazı kılınıyor. Ama mesela araba bağıra bağıra propaganda yapıyordu. Normali budur Dolayısıyla zaten. hayatın akışında yok bu, değil mi? Normali budur zaten. Evet. Ezana bir kutsallık atfedilemez. Ezan kutsal değildir. Yalan söylüyorlar. Bizi habire bir köşeye sıkıştırıyorlar. Orada kutsal olan ibadettir. O ibadete çağrının kendisi kutsal olamaz. Ezanın nerede kutsal olduğu yazıyor. Bir ayette mi ezan kutsaldır diyor? Bir hadiste mi? Dinin herhangi bir kaynağında ezanın kutsal... Protesto etme hakkım var. Beğenmedim sesini ederim. Mesela cırttak cırttak hocalara ezan okutuyorlar. Sesli hocalara. Beğenmiyorum, protesto ediyorum. Sesini kapatıyorum. Lanet olsun diyorum mesela, örnek veriyorum. Başka biri başka inanmıyor, protesto edebilir. Yani özgürlük dediğimiz böyle bir şey. Bir kere bu ayrı bir şey. Kutsallık atfetmek. O kadınların oradaki mücadelesi, özgürlük talebi, sokağa inme gerekçeleri ezandan daha kutsaldır. Çünkü ezana dinin atfettiği bir kutsallık yok. Bu başka bir şey. O yüzden Şu bizim bu orada... ha ama belki şunu tekrarlamanız gerekiyor, çünkü bu biliyorsunuz bu sıralar konuşulan cümlelerin içinden tek kelime bile alınarak, Alsınlar. mesela şöyle şu anda bir manşet atılabilir. Dedi ki Levent Gültekin, ezan kutsal değildir. Ezana laf etti. Evet, ezan Siz kutsal başka bir şey değildir. Hayır, söylüyorsunuz. ezan kutsal değildir diyor. İbadet kutsaldır. İbadettir kutsal. Ezan sadece ibadete bir çağrı metnidir. Evet. Yani o anlamda söylüyorum. Mesela camiler kutsaldır derler. Camiler kutsal değildir. Camilerin sadece içinde ibadet yapılır. Cami dediğin insanın yaptığı bir binadır. İçinde rahat, temiz bir ibadet yapılsın diye. O yüzden de kadınların zaten din düşmanı göstermek başlı başına bir sorun. Ama bir de ezana bu kadar böyle bir kutsallık atfetmek ayrı bir sorun. Peki ne dememiz lazım? Bizim aslında orada söylememiz gereken bir şey var Erdoğan'a. Sana ne ezandan? Sen önce oğlum paraları sıfırladın mı cümlesinin hesabını ver dememiz gerekirken. Sen önce milyonlarca insan açlık sınırında yaşarken, evine ekmek götüremezken 500 milyonluk dolarlık uçağa biniyorsun. Onun hesabını ver dememiz gerekirken. Sen şu anda
Her gün benim paramla 4 tane miting yapıyorsun. Cumhurbaşkanlığının imkanlarını kullanarak onun hesabını ver. Bu daha kutsal, ezandan daha kutsal dememiz gerekirken. Veyahut haksızlığa uğrayan 10 binlerce insan var bu ülkede. Onların hakkını yiyorsun. Bu daha kutsal dememiz gerekirken. Gençler mülakatta eriyorsun. Bu daha kutsal. Yani anlatabiliyor muyum? Tonlarca haksızlık var. Sana ne ezandan? Müslümanlıktan sana ne? Müslümanlık terbiyesi almış, Müslümanlık inancı taşıyan bir insan. Bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar yolsuzlukla anılmaz. Ezan mıdır orada bir tek mesele? Çocuk tecavüzleri var. Niye kule dert etmiyorsun bu ülkede? Haksızlık sonucunda senin işini düzgün yapmaman sonucunda kazayla ölen, yani diyelim tren kazası, işçi kazası, o insanların hakkı hukuku var. Niye dert etmiyorsun? Hazreti Ömer'in devlet işiyle kendi işini ayırması, mum ışığı, bilmem kalem kağıt meselesi var. Sen niye devletin uçağıyla geziyorsun? Bunların her biri Müslümanlık terbiyesine, inanç sınırına baktığımızda aykırı bir şey. Tayyip Erdoğan'a daha önce söylemiştim, bir kere daha söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın elinden dini almamız gerekiyor. Dini alacak bir politika, bir söylem, savunmaktan çıkmamız lazım. Savunma çok tehlikeli bir noktadır. Aman protesto etmedik. Abi öyle de dememiştik. O öyle. Bunun sonu bugün görmüşsünüzdür haberlerde. İran'da başörtüsünü eleştirdiği için 33 yıl hapis verilmiş bir kadına. Türkiye'yi buraya sürüklüyorlar. Öyle bir noktaya kendi inanç anlayışlarını eleştirilemez. Kendi inanç anlayışlarını kutsal atfeden topluma ve biz de ona sesimizi çıkarmayan insanlar olmamızı bekliyorlar. Tekrar söylüyorum. Ezanın kutsallığı bunların yüklediği bir şeydi. Saygısızlık yapılsın demiyorum. Bence Türkiye'de hiç kimse, tekrar söylüyorum, inansın inanmasın. Ya bu sosyal Müslümanlık dediğimiz ve herkesin çok sahip çıktığı bir durum var. Türkiye'nin önemli özelliği. Yani mesela oruç tutmayan, yanında birisi oruç tutuyorsa gözün içine baka baka su içmez, yemek yemez. Saygısı vardır. Böyledir bu yani. Böyledir yani. Yani mesela hiç inanmaz, ezanı duyduğu zaman ayaklarını indirir ayak ayak üzeri atmışken. Evet. Mesela söylüyorum. 11 ay içkisini içer, 12. ay orucunu Ramazan'da tutar. Ramazan'da tutmazsa bile içmez mesela. Benim dayım vardı rahmetli. Evet. 11 ay içki içer deyip tek Ramazan'da oruç da tutmaz ama içki de içmez. Dolayısıyla sosyal kodlarla ilgili bir durum ve bunlarla oynuyor. İktidar diyorsunuz. Ne yazık ki, yani şöyle bir cümle kurmama müsaade edin. Türkiye'yi gözden çıkarmış bir iktidar var. Yani kutuplaştırarak, yok ederek, ayrıştırarak, düşmanlaştırarak. Halbuki hadis var. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Nefret ettirmeyin, sevdirin. Tayyip Erdoğan'ın bu üslubuna bakıp da Müslümanlığa hayranlık duyabilecek bir insan kalır mı yeryüzünde? Yani bu üslup, bu yaklaşım, ezanın arkasına sığınıp kendi bütün defolarını, bütün yanlışlarını ezanın arkasına sığınıp ezanı da toplumu kutuplaştırıcı bir sembol haline. Ezan bu ülkenin önemli değerlerinden biridir. Bir arada tutabilecek, yani bizim kimliğimizi oluşturan önemli değerlerden biridir. Bunu siyasetin malzemesi yapmak ayıptır. Bu dini harcamaktır, bu dini yok etmektir. Bu dini kendi 3 günlük iktidarı için harcamaktır. Eğer dindar insanlar bizi izliyorlarsa, izleyeceklerse diyelim, şunu Tayyip Erdoğan'a şunu demeli lazım. Dinden elini çek. Müslümanlığımızın yakasından düş. Her şeyi yok ettin. Devletin kurumlarını da harcadın. Toplumsal bütünlüğün. Ya bari dinimizden uzak dur. Dinimizden elini çek lütfen dememiz gerekiyor. Ki başka türlü bu anlamda bu savunma psikolojisinden çıkamayız. Şimdi buradan birçok soru doğdu. Sorulardan bir tanesi şu. Mesela dünkü mitingle ilgili izlenim yazan gazeteciler demişler ki ya söz konusu ezan olunca, oradan başlayınca ilk defa bu kadar İslamcı konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birden bütün kitle, işte gelenler, izleyenler büyük hararetle, coşkuyla alkışladılar. Bir dalgalanma yaşandı. İslamik tabana hitap, yani seslendiniz ya. Ama demek ki İslami taban ya da AKP tabanında bunun bir karşılığı var. Tabii ki bu var. Daha tehlikeli gidişat değil. Hayır, mi? Hayır, şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bireyleri her şeyin farkında olan, her şeyi ölçüp biçen, anlayan, analiz yapan insanlar olarak görüyoruz. Bireyler öyle değildir. Toplumların dünyanın hiçbir yerinde birey böyle bakmaz. Birey psikolojisini devreder, kitle psikolojisine teslim olur öyle miting ortamlarında. Artık orada düşünce yoktur, fikir yoktur, eylem yoktur, bir gürültü vardır. Gürültüyle hareket ederler. O gürültü üzerine bir dakika ben düşüneyim, bu böyle midir, değil midir? Şimdi tabii ki bunun toplumda karşılığı var. Toplum buna kıymet veriyor. Ezan onun için kıymetlidir. Başka bir değerde kıymetlidir. Ona bir saldırı olduğunu siyasetçi topluma yalan söyleyip onu bir saldırı varmış gibi gösterirse toplum buna tabii ki tepki duyar. Toplumu bu anlamda söyleyecek bir şeyimiz yok. Dindarlık elden gidiyor. Din elden gidiyor. Cumhuriyet tarihinin en temel korkularından biridir. Bu her dönem siyasetin kullandığı malzemelerden biridir. Hiç bu kadar berbat, hiç bu kadar
pespaya bir şekilde belki de kullanılmamıştır. Bu en dibinde, en dip halidir bu kullanımın. Ama burada en büyük kaybı tam da o güya sözüm ona korumaya çalıştıkları Müslümanlık alıyor. En büyük zedeyi. Şu anda Anadolu'yu çok gezen insanım. Yani geçen hafta Isparta'daydım. Ne oldu biliyor musunuz? Çok üzülerek söylüyorum bunu. 55 yaşında başörtülü bir kadın. 55 dedim yani o yaşlarda. Yaşını sormadım bu arada. Yani 50-55 yaşlarında bir başörtülü kadın geldi ne dedi bana? Levent Bey başımı açmayı düşünüyorum çünkü artık taşıyamıyorum dedi. O yaşına kadar, o yaş, o kadar üzüldüm ki o gözlerindeki acıya. Ya o kadının ızdırabına. O kadının, o acısının tek sorumlusu bu ülkede Erdoğan'dır. Hiçbir din düşmanı, hiçbir muhalif o kadına böyle bir acı vermedi. Çünkü o kadın çok bariz bir şekilde 55 yaşına kadar başörtülü gelip açmak ne demektir biliyor musunuz? Hayatınızı yıkmak demektir bütünüyle. 55 yıllık, 50 yıllık bir hayatı yok saymak demektir. Ama o kadın gözümün içine bakarak artık açmayı düşünüyorum çünkü taşıyamıyorum dedi. Çünkü başörtüsünü ezanı savunma bahanesiyle başörtüsünü hırsızlığın sembolü yaptılar. Çünkü başörtüsünü kabalığın sembolü haline getirdiler. Çünkü başörtüsünü düşmanlaştırmanın, ötekileştirmenin bir sembolü haline getirdiler. Ve o kadın o sembolle sokakta gezemiyorum diyor artık. Bundan utansın bence Erdoğan, utanacaksa. Eğer bir dine, din düşmanlığı arıyorsa bence bu davranışını da arasın. Şu anda yüzlerce benim, yüzlerce başörtülü okurum var, ateist olmuşlar. Bak başörtülü ama ateist. Erdoğan bunların hesabını versin eğer verecekse. Ya da gençler arasındaki deizmin. Deizmin artması. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı. Tırnak içinde söylüyorum. Erdoğan'ın tarif ettiği din düşmanları böyle bir zarar vermediler dine. Türkiye'de din düşmanlığı yok. Şunu görmeleri lazım. Kimi dindar, bunu söylemem müsait. Kimi dindarlar kendi din pespaye din algılarına, din anlayışlarına olan karşıtlığı din düşmanlığı olarak gösteriyorlar. Eğer orada bir ezana protesto varsa o aslında bence yok. Diyelim ki var. O aslında iktidara olan bir öfkedir. Niye dinin arkasına sığınıyorsun kardeşim sen? Anlatabiliyor muyum? Mesela sen her türlü şeyde selayı bahane ediyorsan, minareleri kullanıyorsan, kendi siyasetine aracılık yapıyorsan sabah akşam, üstelik yolsuzluk yapıyorsun, üstelik haksızlık yapıyorsun, üstelik hukuksuzluk yapıyorsun, üstelik çalıyorsun, çırpıyorsun, öldürüyorsun, yıkıyorsun, bir ülkeyi yok ediyorsun ama Müslümanlığı kimseye bırakmıyorsun. Şunu dememiz lazım. Hadi oradan. Sen kim, Müslümanlık kim? Ezandan sana ne? Sana ne ezandan? Ezan bizim. Bu ülke olarak, bu toplum olarak bizim değerimizdir ezan. O kadınların da değeridir. Eminim ki o sokağa inenlerin arasında olabilir. İnanmıyordur mesela. Muhtemeldir ki inanmayan da vardır. Olabilir. Böyle bir hakkı yok mu ülkede? Herkes Müslüman olmak zorunda mı? Hani ayet vardı? Dinde ya zorlama orada, yoktur. Orada da bir de zaten anlaşılamayan şu. Şimdi AK Parti sizin de bildiğiniz gibi ya da sadece AK Parti değil diğer partilerde. Onlar organize mitingler yapıyorlar. Yani gelen bütün mitinge katılanları gerekirse otobüslerle taşıyorlar. Tabii. Hepsine belirli dövizler veriyorlar. Yani pankartlar veriyorlar. Yazılı bannerler veriyorlar. Sloganlar belli. Söylenecek belli. Nerede alkışlanacak belli. Şimdi kadınların yürüyüşü öyle bir şey değil ki. O kadın örgütlenmelerinin bin bir tane rengi var. Daha sağda olanı var, daha çok solda olanı var, ortada duranı var, sosyalisti var, kemalisti var, liberali var, LGBT'si var, ya olmayanı var. Mesela farklı sloganların çıkması, farklı yaklaşımların olması İçinde son derece normal. İçinde muhtemeldir inanmayan vardır ama muhtemeldir ki beş vakit namazı yanlış yapan da vardır. Yanlış yapan da vardır. Belki taşınmaması gereken yazılı sözleri de taşımış olanı vardır. Olabilir. Bizim ona karışma hakkımız yok. Düşünce özgürlüğü böyle bir şeydir. Herkes her şeyi şiddete dökmediği müddetçe söyleyebilir. Ben ayıp karşılayabilirim oradaki sloganları. Benim kendi kişisel kültürümde. Yazılı olan şeyleri. Evet. Örnek veriyorum. Evet. Yazılı olan pankartları. Evet. Ama bana ne derim? Birçok kadın da karşılamış tabii, olabilir. Bana savunuyor, ne derim? Anlamına onun böyle gelmiyor. Bir hakkı var kendince kullanıyor. Tabii. Kullansın ama ben yapmam. Hani benim kültürüm bilmem falan filan buna müsaade etmeyebilir. Biz özgürlüğü savunmamız gerekiyor. Özgürlük bir tek alanı vardır. Başkasına hakaret etmemek. Hakaret yok ki. Bir hakaret yok. Bir saygısızlık yok. Kimse senin kaldı ki tekrar söylüyorum. Orada toplanmış o binlerce kadının tamamını din düşmanı göstermek bu ülkeye büyük bir kötülüktür. Bu ülkeye büyük bir aklım almıyor. Gerçi alıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın derdi Türkiye değil. Bu yeni değil. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi gözden çıkarmış. Onun için esas olan iktidardır. Türkiye'yi gözden çıkarmış bir iktidar var. Bundan daha büyük bir beka sorunu olmaz. Şimdi hemen başa dönelim. Orada çok önemli bir cümle ettiniz. O da şu. Aslında bizim savunmaya değil, tam tersine hücuma geçmek. Yani tırnak içinde hücuma.
kendimizi anlatmaya çalışmak yerine başka şeyler. Bunu yapması gereken aslında muhalefet. Hem muhalefet ama muhalefet bunu yapmıyor. Yani mesela CHP çıkıp Mansur Yavaş örneğinde de öyle. Şimdi ona atfedilen bir takım iddialar var hükümet tarafından. İşte hepsi bir araya. İçişleri Bakanı, hükümet sözcüsü, büyük belediye, şehir belediye başkanı, cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli bir araya gelmişler. Fakat mesela Mansur Yavaş çıkıp demiyor ki ya önce Melih Gökçek döneminin hesaplarını ortaya koyun. Bak, mesela, ya yapmıyorlar. Nasıl bir psikoloji bu? Hücumdan neyi kastettiğimize çok güzel bir örnek vereceğim şimdi. Ben aslında Mansur Yavaş'ı çok severim. Çok dürüst bir adamdır. Ama dünkü, evvelsi günkü basın toplantısıyla ilgili bir eleştiri yapayım müsaade edersen. Tamam, buyurun. Yani bak savunmayla hücumdan neyi kastettiğim çok net anlaşılacak biraz sonra. Duvarlara yazmışlar Biji Mansur diye. Gördün değil mi o haberi? Evet. Mansur Yavaş çıkmış bununla ilgili savunma yapıyor. Diyor ki bunu yapanlar provokasyon yapıyorlar. Halbuki şunu demesi lazım. Kim yazdıysa çok teşekkür ederim. Kürt kardeşlerim demek ki beni çok seviyormuşlar. Yaşasın Mansur. Ve bir ülkücü olarak. Ne var bunda ya? Adam yazmış yaşasın Mansur. Kendi dilinde yazmış. Çıkıp şunu demesi lazım. Çok teşekkür ederim bunu yazanlara. Demek ki onların gönlünde de bir yer edinmişim. Bunu demesi gerekirken tersine şöyle bir psikolojiye kapılıyor. Bunu yapan provokasyondur, beni kötü göstermeye çalışıyorlar. Arkadaş Biji Mansur'un neresi kötü? Yani Tayyip Erdoğan miting meydanında Biji bilmem ne diye slogan attı. İşine geldiği zaman atıyor. Sen niye bunu savunmuyorsun? Şimdi aynısını söylüyorum. Muhalefet yok Türkiye'de. Türkiye'de koltuk kapmaya çalışan insanlar var. Yani konuşuyorum, kendimi tutmaya çalışıyorum seçim öncesi. Muhalefetle ilgili konuşmayayım çünkü diyorlar ki zarar veriyorsun diye. Ama öyle şeyler duyuyorum ki, bu adaylıklar, meclis üyelikleri, öyle ayak oyunları duyuyorum ki asla affetmeyeceğim. Ülkenin böyle olduğu bir dönemde. Dertleri asla Türkiye değil. Asla hiçbirinin derdi Türkiye değil. Nereyi kaparız? Hangi belediye meclis üyeliklerini alırız? Bu arada aman sesimizi çıkarmayalım. Arkadaşlar adam ülkeyi bir yere sürüklüyor. Ezandan, kabataş yalanından yarın ağzını açıp başörtüsüne laf edemeyecek hale getirecek seni. Halbuki biz başörtüsünü eleştirebiliriz. Biz dini eleştirebiliriz. Dini eleştirme hakkımız var. Allah bize bu hakkı vermiş. Tayyip Erdoğan kim ki bunu alıyor bizim elimizden? Allah'ın verdiği bir hakkı. Diyor ki ben sana özgür irade verdim. İstediğin zaman alırsın. İslam tarihinde tonlarca din yorumuna dönük eleştiriler var. Ben Tayyip Erdoğan'ın din yorumunu yerden yere vururum. Onun anladığı Müslümanlık benim anladığım Müslümanlık değildir. Ben onun gibi bir Müslüman olmayı kendime zül addederim. Öyle bir Müslüman olmam ki. Müslüman hak yemez, Müslüman çalmaz. Yani eğer Müslümanlık terbiyesini esas alacaksak, Müslüman devletin uçağıyla miting yapmaz. Devletin imkanlarını kendi iktidarı için kullanmaz. Anlatabiliyor muyum? O zaman dönüp muhalefetin, ben Tayyip Erdoğan'ın elinden din alınmalı derken bunu kastediyorum. Muhalefetin Tayyip Erdoğan'ın elinden dini alacak bir üslubu yok, bilgisi yok, yaklaşımı da yok. Yani şunu diyecek durumda değil. Niye diyemiyorlar biliyor musun? Hadi lan sen kimsin ki ezan? Ezandan sana ne? Ezan da bizim, din de bizim, bu ülkede bizim. Sana ne oluyor demesi gerekirken diyemiyor. Çünkü Erdoğan'ı yolsuzlukla eleştirecek parti yok. Çünkü kendileri de yolsuzluk yapanlar aday yaptılar. Tonlarca yolsuzlukla adı çıkmış adaylar şu anda CHP'nin birçok yerinde aday yapıldı. Demek senin yolsuzluk diye bir derdin yok. Senin ayrıştırma diye bir derdin yok. Senin derdin ben de bir yer kapayım. O yüzden muhalefetin siyaset anlayışı... Burada biraz Meral Akşener'i farklı yere koymak gerekiyor. Meral Akşener mesela kendisine yönelik işte aklını başına topla yoksa cezaevini boylarsın'a karşı çıktı. Çok sert bir duruş sergiledi yani. Ama o da kendisine yönelik eleştirilerle sınırlı mı? Tabii ya ki. Da Meral Akşener'in daha ileriye götürebileceği bir durum olduğunu düşünüyor musunuz? HDP tabii bu arada çok ciddi bir muhalefet yapma arayışı içinde ama arayışı içinde mi? Bence HDP bütün her şeyi bıraktı. HDP kendine 5 tane belediye alsak kar sayacağız havasıyla hareket ediyor. HDP'nin CHP bir muhalefeti yok ki. CHP ve CHP'ye bloke ettik. İttifaka destek veriyor. Batı'daki seçmenini tamam etsin o ayrı bir şey. Meral Hanım'ınki kişisel konularda tamam hakkını vermek lazım. Daha dirayetli duruyor kişisel konularda. Ama ülke meselelerinde Meral Hanım'ın bir dirayeti yok. Mesela Meral Hanım çıkıp da ne demek ya siz benim Kürt seçmenin bana oy vermesinden niye rahatsız oluyorsunuz diye üstüne gitmiyor mesela. Ezan konusunda bir cümle etmedi. Ben görmedim bilmiyorum. Etti mi? Yani ortada arkadaş sen benim vatandaşlarımı bu ülkenin kadınlarını nasıl din düşmanı gösterirsin? Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da ezanın arkasına sığınıyorsun diye bir şey görmedi. Kendi kişisel konularında iktidara bir direnç gösterebiliyor. Ama toplumun bir kısmı ile ilgili bağ kurma
onları birleştirecek bir üslup geliştirme konusunda ne yazık ki yok. Şu cümleyi diyor mesela. Iğdır'da HDP kazanmakta, HDP'nin yerine MHP veya AK Parti'nin kazanmasını tercih ederim diyor. Ne diyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani tamam, yani şunu diyebilir. Ben de bu görüşteyim. Samsun'da çok düzgün bir aday var. Olabilir. AK Parti'den de olsa o kazansın. Ya da HDP'den de olsa. Ama HDP'ye kategorik olarak karşıtlık Türkiye'yi bütünleştirme iddiasındaki bir siyasetçiye yakışmaz. Şimdi peki. Olmaması lazım. Burada yani şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti'nin kurguladığı büyük bir strateji var. Ve o strateji içinde dokunduğu noktalar var. O noktalara sahip çıkıyormuş gibi göründüğünüz an toplum tarafından yok edileceksiniz gibi bir algı oluşmuş durumcu muhalefette. Bunlardan bir tanesi Saadet Partisi. Alper Taş çıktı LGBT hakları konusunda sadece insan hakkı olarak LGBT haklarını söyledi diye o programı yapan gazeteciyi kanaldan attılar ve şöyle bir açıklama yaptılar. Bizim dini, milli ve işte toplumsal hassasiyetimize aykırıdır. Şimdi koskoca bir %50'lik kitleye oynamak varken mesela Saadet Partisi sırf korktuğu için değil mi? Kendi tabanı zaten mesela bundan çekiniyor. Şimdi, bir insan hakkı olarak bakmamayı tercih ediyor. Şöyle şimdi sadece korku değil orada. Türkiye'deki mevcut aktörlerin tamamı, siyasetçilerin tamamı rol yapıyorlar. Gerçek düşüncelerini topluma aksettirmiyorlar. Gerçek düşüncelerini. Eylemlerine baktığınızda başka, söylemlerine baktığınızda başkadır. Saadet Partisi bana mesela ben niye AK Parti'ye değil de Saadet Partisi'ne oy vermem gerektiği konusunda bir cümle etmesi gerekiyor. Biz onlardan daha dürüstüz. Nereden bileceğim? Sınadın mı seni? Hangi konuda farklı düşünüyorsun mesela? Toplumsal değer diyorsun. Nedir toplumsal değer? Bak iki tane bir yani bir Alper Taş'ın çıkıp da LGBT'ler insanca yaşama hakkı savunuyorum dedim. Kaldırdım programı. Tayyip Erdoğan'dan ne farkın kalıyor senin? Şimdi toplumsal değer diye uydurulmuş bir mit var. Toplumsal değerlerimiz yanlış biliniyor. Toplumsal değerimiz nedir? Ben bilmiyorum. Nedir bizim toplumsal değerlerimiz? Din midir mesela? Din toplumsal değer olmaz. Din toplumun bir parçasının değeridir. Nedir ve kalmış mıdır? Kalmış belki mıdır? Yani İkinci din soruda mesela diyelim ki toplumun bir kısmı için çok kutsaldır. Biz de ona saygı duyarız. Veyahut inanmayan saygı duyar diyelim. Bir başkası için diyelim ki Alevilik, Cemevi çok önemli bir değerdir. Benim değildir ama Aleviler için kutsaldır, değerdir. Ben ona saygı duyarım. Bir başkası için var. Toplumsal değerler bir kesimin değerlerini bütün topluma atfedemeyiz. Saadet Partisi diyor ki toplumsal değer. Bu ülkede milyonlarca insan var. Kimsenin inancını, kimsenin cinsel yönelimini tartışma konusu etmek istemiyor. Onlar toplum sayılmıyor mu? Onların değeri, onların görüşü. Toplumsal değerlerimiz esasında evrensel değerlerimizdir. Adalettir, eşitliktir, özgürlüktür. İnsan haklarıdır. İnsan haklarıdır. Şimdi bu toplumsal değerlerdir. O yüzden de Saadet Partisi hala büyük bir bocalama, yalpalama içinde. O yüzden de bir oyu artmıyor. Ne buradan alabiliyor, ne buradan alabiliyor. Çünkü buradaki haklı olarak diyor ki ben zaten eğer dindarlıksa, siyaset din üzerinden yapılacaksa en alasını yapan var. Bir de üstünlük devlet gücü var, orada olurum. Bu tarafa demokrat olamadıkları için Saadet Partisi'nin artık oturup siyaset yapmayı bırakıp kendiyle bir konuşması lazım. Biz demokrat mıyız? Demokrasiden ne anlıyoruz? Eşitlikten ne anlıyoruz? Özgürlükten ne anlıyoruz? Din bizim siyasetimizin neresinde? Bırakmak zorunda mıyız? Hala bırakmıyoruz. Niye bırakmıyoruz? Biz müftü müyüz, siyasetçi miyiz? Buna bir karar vermeleri lazım. Böyle dindarlığı siyasetin aracı yaparım ama biz AK Parti gibi olmayız cümlesiyle toplumu şey yapamazlar. Peki, şimdi kadınlar meselesine dönelim. Tekrarlamak gerekirse mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ezan üzerinden değil de bu kadınlara siz nasıl bunu yaparsınız? Şimdi soruşturma açılmaya çalışılıyor. Evet, bir de bu var. Şunun altını çizmek istiyorum. Son dönemdeki yani Gezi'den sonraki sürece baktığımız zaman adım adım sivil toplum örgütleri, kitle örgütleri, pek çok farklı alanda çalışan hak arayışındaki örgütlenmeler artık sokağa çıkamıyorlar. Çünkü doğrudan terör propagandası yapmaktan imkanları yok. Yani zaten izin de alamıyorlar ve şu anda tek çıkabilen örgütlenme kadın örgütlenmesi. Her bir rengiyle biraz önce söylediğim gibi. Bu meseleyle bu da bitirilmiş oldu. Şimdi dün İhsan Eli Açık dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi korkuyor dedi. Ve dedi kadın örgütlenmesi bu kadar güçlü sokağa çıkınca hemen arkasından sarıklı, cübbeli, takkeli, eli palalıların
İstiklal Caddesi'ne yollanması bir uyarı bütün bu gruplara. Hakikaten de şey, daha önce de söylemişti mesela, aklınızı başınıza alın Beyoğlu'ndaki marjinaller, gerekirse sizi susturmayı biliriz diye. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi, eli açığa göre, dünkü programa göre o diyor ki şu mesajı veriyor. Bana fazla dokunursanız iç savaş çıkarırım. Bu İhsan Ali Açık'ın kendi yorumu. Siz katılır mısınız? Nasıl şöyle, değerlendiriyorsunuz? Benim yayına başlarken söylediğim cümle, Türkiye'yi gözden çıkarmış bir iktidar var. Bunu nereden biliyoruz? Yaptıklarından, eylemlerinden, toplumsal barışı zedeleyen, ayrıştıran, düşmanlaştıran, devlet kurumlarını bütünüyle ortadan kaldıran, siyaseti ülkeyi yıkıcı bir şey haline getiren bir yaklaşımı var. Buradan görüyoruz ki derdi Türkiye değil. Ya bu yaptığında Türkiye'ye zarar verilmiş, bu söylediğimde Türkiye'yi şöyle zayıflatırmış, bu söylediğimde düşmanların tırnak içinde, Türkiye'nin eğer dışarıda, dünyada başka düşmanları varsa onların eline koz verilmiş diye bir derdi yok. Nasıl yaparım? Kazanırım. Bunun içerisine çatışma girer mi? Muhtemeldir ki göze almıştır. Ama bundan şöyle bir korkum var. İhsan Hoca'nın söylediği, Tayyip Erdoğan'ın kafasında böyle bir şey var duygusunu paylaşabilirim. Ama bu korkuya teslim olmamamız gerektiği düşünüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'a gerekirse biz birey olarak, toplum olarak şunu diyecek durumda olmamız lazım. İç dünyamızda söylüyorum. İç savaş mı istiyorsun? Varız. Gerekirse yani özgürlüğümüzden vazgeçmeyiz. Hukuktan vazgeçmeyiz. Ülkemizden vazgeçmeyiz. Ülkemizin birliğinden, bütünlüğünden vazgeçmeyiz. Senin ülkeyi yok etmene asla razı olmayız. Bunun için bizi öldürecek misin? Varız. Ölürüz, ölebiliriz, olsun. Hapse mi atacaksın? At, varız diyebilecek o cesarete sahip olmamız lazım. Öbür türlü bu adam iç savaş çıkaracak, elinde de devlet gücü var algısına teslim olduğumuzda her birimizin evine çekilmemiz gerekiyor ki bu Tayyip Erdoğan'ın istediği bir şeydir. Şimdi peki o sokağa çıkanlar kurgulu mudur? Muhtemelen kurgulu olabilir. Ama zaten şundan iki hafta önce bir mafya özentisi çıktı. Ne dedi? Toplum, yani bu muhalefeti kastederek bunlar seçim sonuçlarına razı olmayacaklar, sokağa çıkacaklar, silahlanın dedi. Devlet bir şey yaptı mı? Hayır. Belli ki beraber hareket ediyorlar. Mafya özentisiyle devlet bir şekilde bir işbirliği halinde. Ama teslim olamayız ki. Yani ne yapacağız? Mafya özentisi bizi ölümle tehdit etti diye silahlanın. Ölürüz. Yani anlatabiliyor muyum? Vazgeçmeyiz. Kadınlar kadar cesur olmamız lazım. O sokağa çıkanlar, ben onların da bu soruşturmayla korkacaklarını zannetmiyorum. Türkiye'yi kadınların, çünkü en çok onlar zarar görecekler. Çünkü kadın, bu iktidarın uygulamaları kadınların hayat alanını, kamusal alandaki var oldukları, yarattıkları, cumhuriyet tarihi boyunca elde ettikleri kazanımlara her gün biraz daha darbe vuruyor. Bu sadece başı açık kadınları kastetmiyorum. Üstelik haklar olarak da en fazla kazanım daha seküler kadın örgütlenmeleri için değil ama mesela AK Parti döneminde pek çok daha muhafazakar İslami kesimden kadın örgütleri de çıktılar. Ben onu söylüyorum zaten. Mağdur başörtülü kadınlara yardım ettiler, ceza kanunu değiştirdiler, mahkeme kararlarını etkilediler. Bütün bu kazanımları da götürmüş aynı oluyor. Aynı şeyi söylüyorum. Bu sadece o İstiklal'deki başı açık kadınların kişisel özgürlük talebi, bunu kastetmiyorum. Türkiye'de başörtülü başı açık fark etmez. Hiçbir kadın ikinci sınıf vatandaş olmayı kabul etmez. Erkeğin arkasından itaat eden, yürüyen, onun dediği, onun şeyi pozisyona, böyle bir kadınlık şu anda hiçbir başörtülü kabul etmez. Cumhuriyet tarihiyle beraber elde ettikleri kazanımlar var ve onlara bu değişim, bu rejim değişikliği en fazla onlara zarar verecek. O yüzden kadınlar da bunu şeyle söylüyorum, erkeklerden daha cesurlar, daha kararlılar. Umut ediyorum ki onlar bu bir soruşturmayla falan bu özgürlük taleplerinden vazgeçmeyeceklerdir. Hiçbirimiz vazgeçmeyeceğiz. Yani şunu yapamaz. Savaş çıkaracak. Aman çıkaracaksa çıkaracak. Sonuna o da katlanır. Hep beraber katlanırız. Ha, umut ediyorum ülke böyle bir noktaya gelmez. İhtimal vermiyorum. Niye? Aslında biz iyi bir toplumuz. Altını çizmek istiyorum. Şu cümleme müsaade et. Bak, bu kadar kışkırtma, bu kadar hakaret, bu kadar yalan, bu kadar topluma birbirine düşman, yani her gün 25 kanalda bir toplum birbirine düşman edilmeye çalışılıyor. Buna rağmen sükunetimizi koruyoruz, ağırbaşlılığımızı koruyoruz, toplum olarak söylüyorum. Buna rağmen hala sokakta birbirimizle dostluğumuzu sürdürüyoruz. Buna rağmen hala iktidarın oyuna gelmiyoruz. Aslında çok aklı başında bir toplumumuz var bizim. O yüzden kolay kolay Tayyip Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı oyuna gelmeyeceğiz. Hem muhafazakar, dindar kesim gelmeyecektir, bundan eminim. Hem de ona karşı. Şunu yapacağız, dikkatliyiz.
dikkat ediyoruz üslubumuza, oradaki oyunlara, saldırılara ama vazla geçmiyoruz. Şimdi süren bitiyor. Buradan en önemlisi tabii bu söylediklerinizden umarım muhalefet dinliyordur. Nasıl bir pozisyon alması gerektiği konusunda önemli ipuçları var. Son olarak yine beni ilgilendiren şu Üsküdar meselesi. Geçen seçimlerde AK Parti'nin genç tabanı dedi ki ben sana oyumu veriyorum. Seninle aramda bir mutabakat var dedi AK Parti'ye. Sen benim haklarımı düzeltecektin. Sen beni ekonomik olarak yukarı çıkartacaktın. Sen beş başörtüsü sorununu halledecektin. Sen muhafazakar ya da İslamcı kimliğimle toplumda rahat yaşamamı sağlayacaktın. Ama geldiğimiz noktada ben senin kurduğun bu yönetim biçiminde artık olmak istemiyorum dedi. Bu mesajı verdi. Sonuçta artık AK Parti'nin tabanı, gençleri doğduklarında neredeyse AK Parti'ye doğdular ve onunla ne gördüyseler gördüler. Dayandığımız bu noktada özellikle kadın taban, AK Parti'nin kadın tabanı ne sonuç çıkaracak bu gidişattan ve ne bekliyorsun? Son olarak bunu alayım. Hemen söylüyorum. Yerel seçimlerin bir şey değiştireceğine inananlardan değilim. AK Parti seçmeninin tercihini değiştireceğine de ihtimal vermiyorum. Bunu anlıyorum. Sebebi şu, AK Parti seçmeni kendi partisinden kopmuş olabilir. Kopmak oy vermeyecek anlamına gelmez ama gidecek bir yere gittiğine dair bir işaret yok. Kutuplaşmanın yarattığı bir şey, bir nedeni bu. Diğer bir nedeni ise muhalefetin durumu. Yerel seçimi konuşmak istemiyorum çünkü benim nezdimde şu andaki seçimlerin zerre kadar bir kıymet harbiyesi yok. Muhalefet hep söylerim kumda oynuyor şu anda. Kumda evcilik oynuyor muhalefet. Çünkü muhalefetin gerçekten derdi Türkiye değil. Gerçekten derdi Türkiye olan bir muhalefet böyle bir seçim kampanyası yapmazdı. Bak tekrar söylüyorum. Soğana patlıcana muhtaç hale gelmişiz. Bir ülke düşün ki patates ithal ediyor. Ya teknolojide geri kaldık, sanat bilimde geri kaldık, sanatta geri kaldık, onu geçtik. Eğitimde geri kaldık, geçtik. Patates ne ya? Ya patates ithal etmek ne demek bir ülke için? Bundan daha vahim, bundan daha yıkıcı bir şey olabilir mi? O yüzden muhalefetin durumu vahim. Muhalefet AK Parti seçmeninin oyunu alamaz. Öyle bir derdi yok. Öyle bir derdi olsaydı meclis üyesi üyelikleri kavgasına tutuşmazdı. Sen ben kavgasına tutuşmazdı. Muhalefet Türkiye'ye gerçekten umut vermiyor. Ya ben AK Parti mesela şöyle bir şey söylüyorum. Tayyip Erdoğan yarın sabah kalksa ben bırakıyorum dediğinde ülkeyi alıp yönetecek muhalefet yok. Kimisi Kürtlerle anlaşamıyor. Öbürü Alevilerle konuşmayı bilmiyor. Öbürü muhafazakar kesimle. Muhalefetin şu andaki bütün varlığı Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş. Hangi demokratik ilkede anlaşmışlar bilmiyoruz. Toplumsal bütünlüğü nasıl sağlamışlar bilmiyoruz. Ayrışmayı nasıl ortadan kaldıracaklar bilmiyoruz. Onlar belediye meclis üyeliği kapma derdindeler. O yüzden ben AK Parti seçmeni nasıl ki CHP seçmeni, bunu beni CHP'leri iyi anlayacaklar da dinleyenler, yıllarca Baykal'a lanet olsun deyip gidip oy verdilerse, şu anda bir kısmı bu yönetime lanet olsun deyip CHP'ye oy veriyorsa, AK Parti seçmeninin önemli bir kısmı da lanet olsun deyip gidip muhtemelen kendi partisine oy verecek. Çünkü otoriter yönetimlerde kutuplaşmayı aşmanın bir yolu bulması lazım. Şuna geleyim. Konuştuğum umutsuzluk zannediliyor. Hayır. Buradan çıkacağız. Bütün ben dünya değişiyor. Evet. Eninde sonunda çıkacağız. Göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Bu mevcut partilerle değil. Siyaset iflas. Rejim değişti. Rejim değişikliğine göre yeni bir siyaset anlayışı ortaya koyulması lazım. Alttan toplumun farklı kesimlerinden gençler dünyada. Cezayir'de ne oldu geçen hafta? Gençler sokağa indiler. Dediler ki arkadaş yeter, 86 yaşında yüzünü görmedikleri, konuşma sesini duymadıkları sandalyeye mahkum bir devlet başkanı var. 6 yıldır konuşmasını duymamışlar. Her seçime girip kazanıyor. Gençler sokağa indiler, yeter dediler ve aday olmaktan vazgeçti bu adam. Bizim de bu şu andaki mevcut siyasi aktörlerle ilgili temel bir sorunumuz var. Şu yerel seçim hengamesi bir geçsin. Üstü bunu ayarlayamayan, iktidara karşı gerçekten toplumsal bir bütünleşme projesi ortaya koyamayan, gerçekten demokrat olmayan, gerçekten yolsuzluk, dürüstlük gibi değerleri olmayan bir siyaset bizi buraya sıkıştırdı. Buradan çıkacağız. Hem o kadınlar hem gençler, yeni bir insan, yeni bir anlayış gelişiyor. Ben onların bir şekilde zaman içerisindeki dünyada diyelim ki Alexander Cortez diye bir kız tek başına Amerika'yı sallıyor. Evet, tek başına. Tek başına. Alexander gibi binlerce insan var bu ülkede. O çocukların her biri bir şekilde eninde sonunda çıkacaklar. Çünkü tekrar söylüyorum, soğana muhtaç olmuş. Patates ithal eden bir ülkede ezan konuşulmaz. Gençlerin neredeyse ikisinden biri, dörtte biri şu anda işsiz. O kadar çok gençle konuşuyorum ki
Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almışlar ve iş bulamıyorlar Türkiye'de. Oraya gitse orada şey muamelesi görüyor, öteki muamelesi görüyor. Çünkü orada da ya petrol ofisinde çalışacak, yani şeyde benzincide çalışacak, ya bir kafede çalışacak, gidip de nerede doğru düzgün iş bulacak. Kendi ülkesinde çalışmak istiyor fakat iş imkanı yok. Ama siyasetçilerimiz sen ben kavgası veriyorlar. Bu son. Kimlik, toparlıyorum, kimlik inanç şeytanı çıkacak bir yol bulacağız. Eninde kim neyiz ben bulacağız diyorum değil mi? Benim gibi Türkiye'de gerçekten demokrasi isteyen, gerçekten bütünlük, gerçekten saygı, gerçekten özgürlük, gerçekten adalet, gerçekten değerlerinin, herkesin birbirinin değerlerine saygılı olduğu bir Türkiye isteyen milyonlar var. Onları susturamazlar, teslim alamazlar. O insanlar eninde sonunda bir şekilde organize olacaklar ve bu gidişe de dur diyecekler. Kadınlar da palalılardan korkmazlar. Bence korkmazlar. Peki. Hiç şüphem yok. Peki, Levent Gültekin, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz.